Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dedik. Üzerinden 5 yıl geçti ama bazı sorular daha yanıt bulmuş değil. O soruların başındaysa FETÖ'nün siyasi ayağı geliyor tabii ki sevgili izleyiciler. Siyasi ayakta kimlerin olduğu, hangi parti ya da hangi siyasetçilerin olduğu hala ortaya çıkarılmış değil. Biliyorsunuz 2 15 Temmuz var. Bir sarayın 15 Temmuz'u, bir de halkın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unda direnen insanlar var, darbeye direnen insanlar var. Sarayın 15 Temmuz'unda ise o hal ilan edip milletin ensesinde boza pişirenler var. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kuruldu darbe girişimi araştırma komisyonu. Ancak komisyon raporu henüz gün yüzüne çıkmadı. Aradan 5 sene geçmiş. Yetki var, sorumluluk yok. Suç var ama üstüne alan yok. Beraber yol yürünmüş. Kurumlar paylaşılmış, zengin olunmuş, günahın tövbesi dışında siyasi bedeli yok. Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017'de dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunulmuş. Ancak muhalefet şerhleriyle yaklaşık 1400 sayfalık rapor mecliste okunmamıştı. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde ise rapor bir kez daha gündeme geldi. Hiç kimsenin unutmasını istemem. 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarının araştırılması istendi. Ve kabul edildi. Komisyon kuruldu. Kaç yıl geçti aradan? Rapor yayınlanmıyor. Niye rapor yayınlanmıyor? Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre raporda örgütün geçmişte dini bir yapı olarak görüldüğüne dikkat çekilirken, örgütün AKP ile karşı karşıya geldiği dönemler gizli hedefleri ifşa dönemi olarak değerlendirildi. 7 Şubat 2012 tarihli MİT müsteşarının ifadeye çağrılması ise örgütün niyetinin ifşası olarak kabul edildi. 17-25 Aralık operasyonu ise örgütün gerçek yüzünü ortaya koyduğu tarih olarak kaydedildi. Raporda 15 Temmuz'a gelinceye kadar tehdidin önlenememesi, devletin kritik kurumlarına nasıl bu kadar büyük oranda sızıldığı ve fark edilmediğiyle darbe girişiminin neden önceden haber alınamadığı gibi soruları yanıt arandı ama temel bazı zafiyet alanlarının ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin nedenleri, sonuçları, bütün bunlar araştırıldı. Gayet güzel bir rapor çıktı ortaya ama bu raporu korkudan yayınlamıyorlar. Niçin? Beş temel zafiyete dikkat çekildi ama en önemlisi de FETÖ'nün örgütlenmesi ve din istismarına işaret edildi. Birçok dini eğitim kurumunda yaşanan çeşitli problemlerin giderilmesinin acilet olduğu belirtildi. Muhalefetin dikkat çektiği zafiyetlerse son dönemde yaşanan Cübbeli Amiral örneğini akıllara getirdi. Raporda FETÖ'nün siyasi ayağına ise yer verilmedi. Örgütte AKP'li siyasilerin medyaya yansıyan birçok görüşmesi ve gerçekleştirilen ortak organizasyonlara değinilmezken örgütün AKP'ye yakın bir görüntü vermeye çalıştığı ileri sürülüyor. Muhalefetin bilgisi dışında rapora sonradan eklenen bölümde yine darbe girişiminin ardından tüm siyasi partilerin mecliste ortak bir deklarasyona imza attığı ve Yenikapı'da düzenlenen mitinge rağmen iktidar muhalefeti örgütle işbirliği yapmakta suçluyor. Ders almadıkları gibi FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım diye verdiğimiz önergelere her defasında hayır dediler. Üstüne bir de utanmadan bize çamur atmaya kalktılar. İktidarın sonradan eklediği ve ortak hazırlanan ilk rapora ilişkinse muhalefetin şerhi dikkat çekiyor. Raporda CHP'nin örgütle ilişkilendirilmesine karşı örgütle AKP'li siyasi ve yöneticilerin basına yansıyan belgeli birçok ilişkisine yer veriliyor. Meclis Başkanı'na darbe araştırma komisyonunun raporunu, muhalefet şerhlerini ve bütün eklerini istiyoruz. Tarih önünde o komisyondan kaçanların gelecek seçimlerden sonra bütün kamuoyunun önünde kurulacak şeffaf araştırma komisyonunda da ifade vermekten kaçamayacaklarını bir kez daha ifade ediyoruz.